Evet gençler, devam edelim mi? Bak yarım saatimiz kaldı. Bundan sonra zaten teneffüs dediğimiz olayı 5 dakikaya düşürüyorum. 10 dakika çok. 10 dakika diyorum, 20 dakikada geliyorsunuz ya. Zaten 2 saat işliyoruz. Yapmasak da olur yani. İşte yani çok bir şey yapamadık. Evet, devam edeyim mi? Yok, ben anlatmaya devam edeceğim. Bağlanıyorum makinalarınıza. Evet. Yaptığınız hataların çoğu, bakın şu şu an kayıtlı olduğu halde düz metin halinde. Şu ise gördüğünüz gibi kodlar var. Bunun nedeni ise ilk dersinizde ben size uzantıyı açın demiştim. Bakın şurada .txt yazıyor. Bu bir metin belgesidir. Bunda ise .html yazıyor. Bu da bir HTML belgesidir. Uzantıyı açın, ona göre bakın demiştim. Ona göre dikkat edin. Şimdi metin etiketlerine strong, sub, adresi, adres çok önemli, göstereceğim zaten size. BR etiketi önemli bizim için şu anda ve hash etiketleri önemli, onları göstereyim. Şimdi BR etiketi önemli bizim için. Neden önemli? BR etiketi alt satıra geçmek için kullanılır. Yani bir enter dediğimiz olay vardı bizim alt satıra geçerken. BR etiketimiz kullanılır. Mesela bugün hava dedikten sonra bir alt satıra geçmesini istiyorum. Mesela bugün hava, alt tarafta ise 45 derece sıcaklıkta yazmasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bugün havadan sonra alt satıra geçmesini istiyorsam küçük işaretimi açıp BR etiketimi koyacağım. Yalnız BR'de şöyle bir olayımız var bizim. Bu BR etiketi kapatılmıyor. Tıpkı meta etiketi gibi kapatılmıyor. Evet gençler, devam edelim mi? Bak yarım saatimiz kaldı. Bundan sonra zaten teneffüs dediğimiz olayı 5 dakikaya düşürüyorum. 10 dakika çok. 10 dakika diyorum, 20 dakikada geliyorsunuz ya. Zaten 2 saat işliyoruz. Yapmasak da olur yani. İşte yani çok bir şey yapamadık. Evet, devam edeyim mi? Yok, ben anlatmaya devam edeceğim. Bağlanıyorum makinalarınıza. Evet. Yaptığınız hataların çoğu, bakın şu şu an kayıtlı olduğu halde düz metin halinde. Şu ise gördüğünüz gibi kodlar var. Bunun nedeni ise ilk dersinizde ben size uzantıyı açın demiştim. Bakın şurada .txt yazıyor. Bu bir metin belgesidir. Bunda ise .html yazıyor. Bu da bir HTML belgesidir. Uzantıyı